Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, öğlen yaptığımız videoda altındaki son hareketleri sizlerle birlikte paylaştık. Şimdi bu videomuzda sizlere nasıl yatırım yapabileceğiniz konusunda birkaç fikirde bulunmak istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar çok panik ve bazı durumlarda nasıl hareket edeceğini bilmiyorlar ve bunları da yatırımlarına olumsuz şekilde yansıtmaktalar. Birçoğunuzun ben şuradan sattım fakat sattığım yerden bir türlü alamıyorum veya ben buradan aldım ben alır almaz altın veya işte dolar yatırımınız neydeyse buradan düşmeye başladı. Ne zaman alsam düşüyor, ne zaman satsam çıkıyor şeklinde yorumlarınız olmakta. Ben bu yorumları da görmekteyim. Arkadaşlar önce bu işlerde strateji yapmanız çok önemli. Kendi stratejinizi kendiniz kurmalısınız. Bunun için de öncelikle kendinize ben kısa vadeli al-sat şeklinde bir yatırımcı mıyım yoksa orta ve uzun vadeli bir yatırımcı mıyım diye sormanız şart. Eğer ki kısa vadeli bir yatırımcıysanız kısa vadeli yatırımcılar kapanışlarda özellikle destek ve direnç kapanışlarında saatlik bazlı kapanışları takip etmesi gerekli. Çünkü bu arkadaşlar genellikle de Viyop'ta ve Forex firmalarıyla çalışan arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşlar için bir kuruşun bile çok önemi ve değeri var. Bunun da farkındayım. O yüzden bu tür yatırımda olan arkadaşlar genellikle saatlik kapanışları veya 4 saatlik kapanışları takipte kalmaları gerekli arkadaşlar. Çünkü Forex ve Viyop'ta işlem, kaldıraçlı işlem yapan kişiler genellikle bu saat dilimlerini kendilerine baz alırlar. Ve hareketler burada hızlı bir şekilde kırılımlarla birlikte aşağı yönlü haber akışlarıyla gerçekleşebilir. Daha orta bazlı yatırımcılar ise arkadaşlar kendilerine genellikle günlük ve haftalık kapanışları baz almak zorundalar. Böylece daha sağlam ve aşağı yönlü panik satışlarından da etkilenmemiş olurlar. Uzun vade yatırımcısı olan arkadaşlar da aylık kapanışları takip etmeliler arkadaşlar. Aylıklarda gelebilecek destek ve direnç seviyelerindeki kapanışları takip etmelidirler. Yoksa kısa vadeli al satlardan etkilenmemeleri gerekli. Özellikle altın tarafında şu an olan arkadaşlar için konjonktürel yapının nasıl oluştuğu ve nasıl gelişmekte olduğu çok önemli arkadaşlar. Altın tarafında bu düşüş sizce gerçek bir düşüş mü? Önce kendiniz bunun bir analizinizi yapmanız şart. Şu an ortama baktığımız zaman Covid-19'un ikinci dalgasının başladığı ve çoğu Avrupa'da bu dalganın yıkıcı bir seyir aldığını görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki ekonomilerde herhangi bir değişim yok. Covid-19 tarafında da bulunmuş herhangi bir aşı yok. Bulunan aşıların da Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmaması ve aşılardan gelen son haberlerin de olumsuz olmasından kaynaklı arkadaşlar aşı tarafında da herhangi bir gelişme şu an için gözükmemekte. Öte yandan dünya ekonomilerine baktığımız zaman gene altında ilgili arkadaşlar merkez bankaları hala para basmaya devam ediyor mu? Bunun yanıtı da evet, dünya merkez bankaları hala para basmaya devam etmekte. Ve bu da yatırım ve teşvikleri hala gündeme taşımakta. Çünkü Covid-19'un içsel sebeplerde piyasaları etkilemesi, bozulan ekonomilerin onarılabilmesi için de teşvik paketlerini hükümetler arka arkaya hala açıklamaya devam etmekte. Bu da piyasalarda likidite bolluğuna sebebiyet vermekte. Bu da gene altın tarafına yaramakta. Bunlarda bir değişiklik var mı? Bunlarda da herhangi bir değişiklik yok. Bütün bunların neticesine baktığımız zaman altın tarafında konjonktürün hala altının lehine olduğu görüşümüz değişmedi arkadaşlar. Trend olarak da gene altına baktığımız zaman trend olarak da altında herhangi bir değişiklik göze çarpmamakta. Bu videomuzda sizlere öncelikle nasıl bir yatırım şekli seçmeniz gerektiği konusunda birkaç bilgi verdim. Öncelikle sizler de bunları
kendinize bir sormalısınız. Ben orta vademi, kısa vademi yoksa uzun vade yatırımcı mısın şeklindeki sizler de bu soruların cevabını kendinize sorun arkadaşlar. Kısa vadeli yatırımcıysanız verdiğim destek noktalarını mutlaka saatlik bazda takipte kalacaksınız. Orta vadeciler de günlük ve haftalık kapanışları takipte kalacak ki böyle sansasyonel düşüşlerden etkilenmesinler. Bugün Avrupa tarafında Merkel'in yapmış olduğu açıklamalar Avrupa borsalarını ve bizim borsamızı da biliyorsunuz kötü yönde etkiledi ve düşüşlere sebebiyet verdi. Bu borsalardan kaynaklı arkadaşlar özellikle büyük yatırımcıların ve şirketlerin bu zararlarını telafi edebilmek babına altın tarafındaki kontratlarını bozmaları altındaki düşüşün aşağı yönlü olmasına sebebiyet verdi. Şimdi altında bizler için önemli bir destek 1876 desteği dedik. Bu desteği verdik. Şuradan geçen 1876 desteği. Bunun da bir miktar aşağı yönlü kırılması gerçekleşebilirse de arkadaşlar aşağıda gene 1835 seviyesine kadar ons altında aşağı yönlü sarkmalar görülebilir. Bizler için 1835 seviyesi altında herhangi bir kapanış görmediğimiz müddetçe buradaki üçgendeki kırılımın hedefi olan 1835 seviyesine kadar düşüşler bir düzeltme düşüşü şeklinde de yorumlanabilir arkadaşlar. Bu 1835 seviyesi altında önemli bir destek olarak göze çarpmakta. Ayrıca buradaki hareketin düzeltme seviyesi de Elliott dalga teorisine göre 1835 seviyesine kadar uzanabilir. O yüzden 1800 yani bu seviyeleri artık 1871 seviyesine kadar bir düşüş gördük zaten altın onsta. Buradan da bir 30-35 dolarlık düşüşü riske alıp buralardan çıkış yapmamak, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sizler için önemli olacaktır. Uzun vadeci ve orta vadeci yatırımcılar gene bir başka strateji olarak da mutlaka trend yönlerini takipte kalsınlar. Bakın trend yönünü şöyle sizlere belirleyeyim. Altındaki trend yönünü sizler de görün. Kırmızı ile çizdiğim kanal altında trend yönü yani trend yönü altında hala yukarı ve bu trend çizgisi hala da kırılmış değil. Bu da bize altında uzun vadede hala daha yönün yukarı yönlü, orta vadede hala daha yukarı yönlü gidebileceğini bize göstermekte arkadaşlar. Bu trendin bozulabilmesi için hangi seviyenin aşağı yönlü kırılması lazım? Arkadaşlar bakın şimdi öncelikle şuradaki 1835 çok önemli. 1835 kırılmadığı müddetçe orta vadede daha bunun altına inmemiz güç gözükmekte. Fakat piyasalarda her şey olabileceği gibi teknik olarak bazı seviyeler de vardır. Bu seviyelerde takipte kalmamız şart. 1876'yı aşağı yönlü kırabilirsek 1835'te gene trendin geçtiği kuvvetli bir seviyemiz mevcut. Burada mavi çizgiyle gördüğünüz seviye, bakın şöyle büyüteyim size. Bizim orası kuvvetli bir destek alanımız ve bu destek alanımız da 1835 seviyesinden geçmekte. Yani bu 1835 seviyesi kırılmadığı müddetçe altında tekrardan yukarı yönlü hareketler görünme ihtimali de yüksektir. 1835 kırılırsa bu sefer aşağıdaki arkadaşlar bakın 1778 seviyesi önemli. 1778 seviyesi uzun ve orta vadeci arkadaşlar için önemli. Neden? Eğer ki 1778 şuradaki 1778'den geçen trend çizgisi kırılırsa işte o zaman orta ve uzun vadede bekleyen arkadaşlar buralardan çıkış yapması şart. Çünkü bunun nedeni arkadaşlar artık yükseliş trendinin kırıldığı ve aşağı yönlü düşüş trendinin başladığını sinyalini bize veren hareketin başlangıç yeri burası olacaktır. Şurayı maviyle çizeyim daha rahat anlayın. Evet, buradan geçen de arkadaşlar 1778. Görüyorsunuz. Evet, bu 1778 kırılırsa uzun vadeci arkadaşlar için o zaman burada panik yapmaya başlayabilirsiniz ve buradaki trendin yukarı yönlü trendin
bozulduğunu düşünebilirsiniz ve bu 1778 kırılmadıkça da orta ve uzun vadede yatırım yapan arkadaşlar panik yapmamalı. Çünkü buradaki yön hala bu trend 1778 altına inmedikçe yukarıda ilk etapta 2044 ve onun üzerinde arkadaşlar 2200'lü seviyelere doğru altın onsu tekrardan hareketlendirebilir. Bunları da bilip ona göre yatırımınızı yapmanız ve ne tür bir yatırımcı olduğunuza da sizlerin artık bir karar vermesi gerekli. Gram altına bakalım. Hemen gram altında bizler için önemli seviyeler. Şu anlarda 500'lü seviyelerde seyretmekteyiz arkadaşlar. Gram altında 483 kırılırsa o zaman panik yapılabilir. Bu da kısa ve orta vadeciler için diyelim arkadaşlar. Şuradaki 483. Fakat bu 483 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gram altında 502 ve 514 seviyesi kanalları arasındaki yükseliş trendi hala geçerli olacaktır. Bunları da bir yere not alın gramcı arkadaşlar ve özellikle bu verdiğim rakamları takipte kalın. 483 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 514 seviyelere doğru gram altında da yükseliş hareketi bitmiş sayılmaz. Kanal hareketine bakalım. Uzun vadeci yatırımcı olan arkadaşlar için bu kanal hareketlerimiz nerelerden başlıyor? Bakın arkadaşlar, bu da gördüğünüz gibi gramda da gene bir yükseliş trend çizgimiz bulunmakta. Bu trend çizgimizin de aşağı yönlü kırılabilmesi için öncelikle kısa vade yatırımcıları için 483'ün aşağı yönlü kırılması şart. 483 rakamı aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe 514'lü seviyeler hala gram altında da takipte kalmanız gerekecek kısa vadedeki seviyemiz olarak gözükmekte. Orta ve uzun vade yatırımı yapan arkadaşlar için ise bu kırılabilmesi için arkadaşlar bakın şuradaki 459 seviyesi altında mutlaka gram altının bir kapanış yapması şart. 459 altında bir kapanış olursa veya bu 459 kırılırsa şuradaki 459 seviyesi kırılırsa o zaman gram altında da panik başlar ve aşağı yönlü gram altının hareketlerini sertleştirebileceğini düşünebiliriz. Ne dedik? Daha orta baz ve kısa bazdaki arkadaşlar 483'ü takip edecek. 483 üzerinde bu trendin üst noktası olan 502 ve 514 seviyeleri hala da gündemini korur. Uzun vadeci arkadaşlar ve orta vadeci arkadaşlar 459 kırılmadan hiçbir zaman panik yapmamalılar. Bunun da kırılmaması tekrardan yukarı yönlü gram altını yukarılara taşıyacaktır. Ve gram altında gene uzun vade hedefimiz. Şimdi buradan söyleyeceğim ama arkadaşlar uzun vadede gram altında gene hedefimiz 700'lü seviyeler. Bunlar daha henüz şuradaki 459 kırılmadığı müddetçe hala 700'lü lira seviyeleri gram altında ana hedefimizdir. Bazıları videoların altına acemice yorumlar yazmakta. Bu arkadaşlar da tahminimce videoları tam izlememekte, sardararak izlemekte. Benim yaptığım son videolarımda sizlere altının onsunda sıkışma olduğunu her videomda özellikle bildirdim arkadaşlar. Bu sıkışmanın 1894 altına gitmesi onsta yönü belirleyeceğini söylemiştim. Eski videolarıma da bakabilirsiniz. Zaten izleyen arkadaşlar da bu seviyeleri takip etmişlerdir. Fakat benim öngörüm burada, benim kendi şahsi öngörüm yukarı yönlü kıracağı yönündeydi. Fakat bugün Merkel'in yapmış olduğu açıklamalarla birlikte bu seviyeyi aşağı yönlü kırdı. Maalesef aşağı yönlü kırdı. Bu açıklamalar gelmeseydi ben altının onsunda da buradan tekrardan o üçgenin çizdiğimiz daralan üçgenin yukarı yönlü kırılacağı yönündeki düşüncem mevcuttu. Fakat Merkel'in yapmış olduğu açıklamalarla bu üçgen aşağı yönlü kırıldı. Fakat panik yapmalı mıyız? Hayır. Verdiğim seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız bu seviyelerin altında kapanış görmediğiniz müddetçe
yukarıda verdiğimiz seviyeler hala da altında takipte kalmamız gereken önemli seviyeler arkadaşlar. Kendinizi de bu verdiğim orta ve uzun vade destek rakamları aşağı yönlü, trend yönleri aşağı yönlü kırılmadıkça panik yapmanıza da üzülmenize de gerek yok. Altın tarafında da yön hala yukarı olacaktır. Gümüşteki arkadaşlar için de hemen orta ve uzun vade bakalım. Evet, gümüşte gene arkadaşlar bizler için bir 23 desteğimiz mevcuttu. Bu 23 desteğine kadar aşağı yönlü kırılma oldu. Şimdilik 23 desteğimiz güzel çalışmakta. Bizlere burada bu 23 destek vermekte. Fakat bakalım bu 23 desteği üzerinde kalışını devam ettirebilecek mi gümüş? Onu da sizlerle birlikte buradan takip edeceğiz. Trend olarak bir trend belirlediğimiz zaman gümüşün onsuna da bu da gümüşün onsu pek iyi gözükmemekte gerçi. Trend olarak. Fakat onda da uzun vadeli bir trend belirleyecek olursak uzun vadeliki arkadaşlar için evet gümüş de hala yön olarak trend olarak gümüşün onsu da yukarı yönlü seyrini devam ettirmekte. Görüyorsunuz burada da yukarı yönlü trend hala gümüşün onsunda da devam etmekte. Gümüşün onsunda geri çekilmelerde arkadaşlar 23 bizler için önemli. Hatta 23'ün altında biraz daha sarkma seviyesi 22.53 seviyesi olarak da düşünülebilir. Yani 22.53 kısa vadede kırılmadığı müddetçe orta vadedeki arkadaşlar da gümüşte o kadar panik yapmasına gerek yok. Şuradaki geçen 22.53 seviyesi hala da gümüşte önemli. Sizler de bu seviyeyi takipte kalın. Evet, bunun üzerinde kaldığımız müddetçe tekrardan hareketler yukarıda 23.94 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Gümüşte ons için söylüyorum arkadaşlar. Gümüş ons da bizler için kritik seviye gene en yakın kritik seviye 22.44 seviyesinden geçen bölge olarak gözükmekte. Şuradaki 22.44. Bu 22.44 altına bir sarkma görmediğimiz müddetçe gümüşün onsunda da gene tekrardan kırılımın yukarı yönlü olması beklenebilir. Aşağıda trendin bozulabilmesi için de gümüşte arkadaşlar şuradaki 23 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve aşağıdaki yönler olan 21.42 seviyesine doğru tekrardan hareketlerini devam ettirmesi şart. Şu saat itibariyle de baktığımız zaman 23 desteğinin çalıştığını gümüşün onsunda görmekteyiz. 23 desteği kırılmadığı müddetçe tekrardan 24 ve üzerine doğru gümüşün onsunda toparlayabileceğini düşünebiliriz. Gümüşün gramına hemen bakalım. Onu da ons grafiği üzerinde değerlendirmeye çalışalım. Gram gümüşte bizler için 6.29 önemli demiştik arkadaşlar. Hala da 6.29 yükselişin devamı için şart. Burada da gene son videomuzda gram bazlı ürünlerin ons bazlı ürünlere nazaran daha şanslı olacağını ve gümüşün gramında da 6.51 seviyesine kadar bir yükseliş beklentimiz olduğunu bildirmiştik ve bugünkü Merkel açıklamasına kadar arkadaşlar tam da nokta 6.51 seviyesine kadar gümüş gram hareket etti. Tabi siyasilerin nasıl açıklama yapacağını bizler her an ne konuşacaklarını bilemediğimizden dolayı gümüşün gramının 6.51 civarlarına tam nokta geldiği vakitte Merkel'in yapmış olduğu açıklamayla birlikte de maalesef gümüş gram da ons bazlı olarak o da tekrardan yönünü aşağı yönlü çevirdi. Gümüş gramda 6.08 bizler için hala önemli arkadaşlar. Yükselişin devamı için 6.08 önemli. Bunun üzerinde kaldığımız müddetçe tekrardan yukarı yönlü 6.29 seviyesine doğru şuradaki kanal hareketimiz çalışabilir. 6.08'i dikkatle takip ediyoruz. 6.08 eğer aşağı yönlü kırılırsa işte bu zaman o zaman 5.80'de bulunan
destek seviyesine doğru gümüş gramda hareketler görebiliriz. Fakat 6.08 üzerinde kaldıkça da gümüşte tekrardan bir 6.29 ve 6.36 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler görmemiz de muhtemel gözükmekte. Bu seviyeleri sizlerle birlikte, hep birlikte ben de takipte kalacağım arkadaşlar. Hemen dolar TL kuruna da bakalım. Bugünkü videomuz biraz uzun oldu. Fakat bazı konularda konuşmam gerekiyordu. O yüzden sizlere bazı konularda biraz konuştum, haddim olmayaraktan. İnşallah sizlerin de bir faydasına olur bu konuşmalarımız. Dolar TL kurunda bugünkü öğlen verdiğimiz seviye 8.16 seviyesi önemli demiştik. 8.16 hala önemini korumakta arkadaşlar. Tam verdiğimiz bu 8.16 seviyesinden dolar TL yukarı yönlü tekrardan tepkisini gösterdi. Şimdi bizler için dolar kurunda şuradaki 8.32 özellikle kuvvetli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Bu direnç seviyesini yukarı yönlü kırabilirse, bakın kırabilirse diyorum, dolar TL'de tekrardan yukarı yönlü şurada gördüğünüz 8.42 seviyesindeki kuvvetli, bu 8.42 direnci de dolar TL kurunda mutlaka kuvvetli olacaktır arkadaşlar. 8.32 ve 8.42 seviyelerinde mutlaka çok dikkatli olmanız şart. Çünkü bu dirençler dolar TL kurunda kuvvetli olabilecek dirençlerdir. Aşağı yönlü hareketlerde 8.16 dediğim gibi dikkatle takibinizde olacak. 8.16'nın altında takipte kalmamız gereken 7.99 seviyesi. Yine dolar TL kurunda önemli bir seviye. Bu 7.99 seviyesi altına inilmedikçe de dolar TL kurunda da yön 8.42 seviyelerini görmesi muhtemel gibi gözükmekte arkadaşlar. Verdiğim seviyelere, ara seviyelere çok dikkat. Özellikle 8.16 dolar TL'nin hareketlerinin tekrardan yukarı yönlü gidebilmesi için. Çünkü 8.16 kırılması, buralarda bir haftalık kapanışta gelmesi doları 9.50 seviyelerine kadar götürebilir. O yüzden bu seviyelere dikkat. Uzun vadedeki arkadaşlar 7.54 bizler için önemli. 7.54 altında bir kapanış gelmediği müddetçe dolar TL kurunda da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin takibi beklenebilir. Evet, bu videomuzu burada keselim. Bayağı uzun bir video oldu. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayrıca hepinizin Mevlid Kandili'ni de kutlar. Allah'a emanet olun der. Programımızı burada bitiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.